Evet, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Bugün Gobi ile sürüm yapıyoruz. Hiç sürülmeyen tarım arazisini, yani ben bildim bileli sürülmeyen bir tarım arazisi. Şu an burayı Gobi ile sürüyoruz. Neden Gobi ile sürüyoruz? Neden 64-55 ile sürüyoruz? Bunları hep açıklayacağız. Ama size kötü bir haberim var. Arka kameram vardı bildiğiniz üzere. Xiaomi'nin Yi 4K modeliydi. O kamerayı düşürdük. Kaybettim dün. Arka cama yapıştırmıştık. Dün kuzenimin yanına gitmiştim. Pullukla sürüm yapıyordu. Arka cama yapıştırdık. Arka camdan düşürdük. Bir daha da bulamadık. Yaklaşık olarak 200 saat falan aradım. Ama bulamadım. Bu kötü oldu. Çekimlerimiz iki kamera üzerinde yaptığımız için çok daha güzel oluyordu. Şu an tek kamera üzerinden yapacağız. Hayırlısı olsun. Şimdi sürülmeyen bir arazi arkadaşlar. Burası şöyle göstereyim. Umarım rüzgar çok esip sesimizi bozmuyordur. Sürülmemiş bir araziydi. Şöyle göstereyim. Yüzeyinde otlar falan var. Bu şurada yol vardı arkadaşlar. Şunu dün 64-60'da pulluk takılıydı. Yolları bozdum. Burada yol vardı. Şurada yol vardı. Şöyle göstereyim. Buralardan kesek falan kalktı. Bu şekilde yol yerlerdi. Bu yolları bozduk. Goble yola geçmez çünkü. Çok geçmez goble. Ondan sonra bugün şeyine goble ile sürüme devam ediyoruz. Rüzgar şöyle arkamıza doğru alalım. Şöyle geleyim. Goble ile sürüme devam ediyoruz. Neden goble ile sürüyoruz? Hem yüzündeki şeyler, otlar, çöpler toprağa karışsın. Hem de bir yağmur yağdığında toprağa işlesin diye. Toprağın yüzü sertleştiği için. Goble şu an yaklaşık olarak 10 santime varmayan bir derinlikte gidiyor. 8-10 santim arası bir derinlikte gidiyor. Yağmur yağdığı zaman bu toprağı şu an işler. Bu toprağın altı çok sert. Goble başka geçmiyor. Bu şekilde geçiyor. Bundan başka geçmiyor. Eğer burayı pullukla sürersek çok kesek kalkar. Ama bu goble ile sürdükten sonra üzerine yağmur yağarsa bu toprağı işler. Mesela bu toprağı işlemez yağmur. Çok fazla. Ama bu tarafa doğru işler. Hem de toprağın yüzeyi karışmış olur. Otlar, çöpler. Sürüme devam edelim. Anam ota bastık. Kameramız düşmeseydi güzel olacaktı. Arka kameradan da güzel çekimler yapıyorduk. Arka taraftan ben size yine çekimler yaparım ama şöyle yapamıyoruz. O cama yapıştırma aparatı vardı. O da düştü. Aparat da olmayınca arkadan çekim yapamayacağız. Yani bu videoda böyle olacak arkadaşlar. Şöyle 17 gaz verelim şöyle. Shuttle'dan kaldıralım. Yaklaşık olarak bir 9 km hızlarda falan gidiyor galiba. 8-9'larda gidiyor. Şöyle 16-16.5 gaz verelim. Biraz kısalım gazı. Başa geldik. Şöyle baştan dönelim. Bildiğiniz üzere Gobi ile hep sola dönülür arkadaşlar. Evet, dönelim tekrardan cızımıza girelim. Böyle gazı 16 gazın altına düşmesin istemiyorum şu an. Bildiğiniz üzere Gobi ile yine sürüm yapmıştık. Ben 15 gazlarda falan sürmüştüm oraları. Ama şu an burada süratli gidiyoruz. Orada öyle süratli gitmediğimiz için 15 gazlarda gitmişim. Taşlı bir arazi olduğu için. Ama burada taş yok. O yüzden biraz süratli gidiyoruz. Şöyle bir kademe daha atayım. Şöyle bir kademe düşelim. 16.5-17 gazlarda gidiyoruz şu an. Şöyle göstereyim. 17 gazlarda ekranda. Düz 1'in 3. kademesinde gidiyor. 8-9 km hızlarda. Arka tarafı da şöyle göstereyim. Yani kusura bakmayın, arka kameradan gösteremiyoruz. Şu camı açayım, ben elimle göstereyim. Şöyle direksiyonu sabitleyelim. Kamerayı arkaya doğru çevireyim. Toprağı karıştırıyoruz. Hem de toprağı gevşetmiş oluyoruz. Gobi bildiğiniz üzere toprağı gevşetir. Buraya hayvan gübresi atacağız. Hayvan gübresi atılması gerekiyor. Bu topraklara hayvan gübresi atılmayınca ham toprağa bir şey olmuyor. Hayvan gübresi atacağız. Ve hem de hayvan gübresi için toprağı yumuşatmış olacağız. Yağmur yağdığı zaman da toprak tabanına doğru işler. Şimdi neden 64-60'da sürmüyoruz da 64-55'de soruyoruz. Şimdi bu yorumlarda kesin gelecek. Yani yorumlarda gelen şeyleri hepsini yanıtlayalım şimdi. Şöyle bir şey de var arkadaşlar.
yorumları ben hepsini okuyorum. Yani ama yanıtlamaya o kadar çok vaktim olmuyor ama yorumları gerçekten hepsini okuyorum. Kesinlikle yani aklınıza bir şey kalmasın. Yorumların hepsini tek tek okuyorum ve onları dikkate alıyorum. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi 64-60'a dün kulluk takmışım. Bak şuraları, şurayı oldu arkadaşlar. Şurada duralım. Şurayı göstereyim. Burayı oldu. Orayı yolu sürdük. Şu taraftan, asfalttan taraftan geliyordu. Burası yoldu. Şöyle bir kademe düşelim. Buraları sürdüm dün. 64-60'a yolları bozduk. Eğer şu an kullukla sürmüş olmasaydık oraya goble geçmezdi. Kullukla sürdük. Güzel oldu. Öyle birinin 4. kademesinde de gidiyor, birinin 3. kademesinde de gidiyor. Öyle ama birinin 3. kademesinde gidiyoruz rahat gitsin diye. Ses desen ses de muhteşem. Şu 64-60-55 sorusuna gelelim arkadaşlar. 64-60'ın muhtemelen düğmede falan bir şey var. O çift çeker, yani çift çeker çalışmıyor. Çift çeker bastığın zaman önler devreye girmiyor. Yani elektriksel kablolardan falan bir sorun var muhtemelen. Yani çok şey sorun olduğunu düşünmüyorum. Öyle şeylerden bir sorun var. O da yarın servise götüreceğiz işte, bir aksilik olmazsa. Yarın orasına baktıracağız. Yani oralarına falan baktıracağız. Bir de bakımları falan yapılsın diye. Yağ falan eskiydi. Çift çeker de öyle olunca dedim 64-55 de süreyim. Şimdi keyiş de var. Neden keyişten sürmüyorsunuz? O soru da gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Keyiş bu gobliye hafif bir makine. Yani şu an üzerinde bulunduğum traktör kepçe şu an şu muadilinde keyisten yaklaşık olarak 1,5 ton falan ağır. Bu da hem çekiş konusunda etkiliyor hem de hoplamıyor o makine. Onu taş videomda söylemiştim. Şu an makine hoplamıyor. Keyiste sürsek biraz hoplama yapar. Yani bu sene keyisi biraz daha küçük işlere kullanacağız arkadaşlar. Keyis 115C'ye bize, yani bize artık büyük de nasıl yaparız bilmiyorum. Şu an 64-55 var, 64-60 da var. Bu ikisi büyük traktör yerine kullanacağız. 266'da yem karmadı. Bize küçük traktör yerine 115C'ye kalıyor. Geçen sene de çok ağır işlere kullanmadım. Yani öyle amşan bir ağır iş görmedi. Bu sene de görmeyecek. Bu sene de muhtemelen Mibzer'i çalıştıracak. Balya yapar. Küçük balya yapar. Rulo balya yapar. Bir de yonca biçer. O durumlarda çalışır. Yani çok ağır bir iş görmüyor Case. Onu bakalım da. Onu yani 115-114 beygir fazla da. Nasıl yaparız bilmiyorum. Ya o işler için fazla. Yani ilaç atıyor. Geçen ilaç attık buğdaylara. İlaç pompasını taktık. O işler için büyük bir traktör. Yani 75-90 beygir arası bir makine olsa bizim için daha iyi olur. Bakalım. Yani kamera da hep böyle tuttuk da kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadan video çekmeye çalışayım, buralara video koymaya çalışayım. Ama cam aparatı olsa bu kamerayı yapıştırırdık da. Ya cam aparatı da benim biraz eskiliydi, tamam. Bu bakım çok tutmuyordu şey. Bir de orayı ıslatıp, camı biraz ıslatıp öyle takmak gerekiyordu. O an takıverdik aceleyle, düştü. Kötü oldu. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan hızlanalım. Tekrardan sağa, arkadan bir daha gösterelim. Bu şekilde toprağın yüzeyindeki otlar falan toprağa karıştırıyoruz. Hem de toprağı gevşetmiş oluyoruz arkadaşlar. Toprak gevşemiş oluyor. Bunun üzerine hayvan gübresini atacağız. Attıktan sonra, yağmurda yağdıktan sonra kullukla karıştıracağız. Zaten burada çok toprak yoktur. Çok derin bir sürüm yapmayacağız. Şimdi tekrardan arkayı şeyi açalım. Bir önce egzozu açayım. Egzozu sesini dinletelim. Sonra arka camayı açayım. Tekrardan makineyi gösterelim. Yani gerçekten bu 64-55'in ben sesini astayım. 64-60'da böyle bir ses çıkmıyor arkadaşlar. Onda pompadan muhtemelen, elektronik pompadan. Biraz da egzozun şuradan kaçırıyor. Ondan muhtemelen servise gidince çider. Ben 64-55'in sesine gerçekten çok güzel bir ses var. Bu şekilde biz de aynada gözüküyoruz.
tekrardan hızlanalım. Şu kelebek camı açıyorum arkadaşlar. Şu kelebek cam. O kelebek camla bu kelebek cam arasında rüzgar gidiyor, geliyor. Şimdi klimayı açıyorum arkadaşlar. Klima malum Ramazan ayında boğazımızı çok kurutuyor klima. Çok zor oluyor yani. Klimayı açınca insan susamak için klima açıyor da serin olsun diye klima boğazı kurutuyor. O da hoş olmuyor. Havalandırma bu şekilde yapıyorum. Kelebek camları açıyorum. Başa geldik. Tekrardan cızımıza girelim. Öyle hep sola dönüyoruz. Bu şekilde. Öyle biraz daha. Bir vites daha hızlandıralım şöyle. Birin ikinci kademesine. Şu an birin üçünü aldık. 17 gazlarda, 16.5 17 gazlarda devam ediyoruz. Şimdi arka camı açayım. Biraz da arkadan tekrardan göstereyim. Çok güzel bir sürüm oluyor. Toprağı yumuşatıyoruz. O da yağmur yağınca işte altına doğru geçer. Ondan sonra pullukla karıştırırız. Şimdi pullukla sürersek çok büyük kesekler kalkar. O kesekleri bir daha nasıl kıracağız, nasıl edeceğiz? Orası da ayrı bir sorun olurdu bizim için. Kademe daha hızlandırırsak yine gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir daha hızlandırayım bakayım. Arka kamera sorununu halledeceğim arkadaşlar bir şekilde. Bakalım o kamerayı bulabilir miyiz? Ben çok umudum yok o kameradan yana da. Belki bir kamera daha alırız. Ya da bir cam fanusu alırız. Ya güzel oluyordu çift kamera. Güzel videolar yapıyorduk çift kamerayla beraber. Şimdi 4000 abone sözü vermiştim. Yem karma videosu çekeceğim diye 4000 abonede. Yalnız yem karma videosunu ben tek kamerayla çekmiyorum arkadaşlar. Yem karma videosu çift kamera olunca capture kullanımında çok daha güzel oluyor. Onu ikinci kamerayı hallettiğimiz İkinci kamera sorununu hallettiğimiz zaman yem karma videosunu çekeriz. Yani çift kamera gerçekten güzel oluyordu. Üzüldük biraz. Ama yapacak bir şey yok hani. O an düştü öyle. Ya düşmüyordu da hiç. Nasıl oldu ben de anlamadım ya. Bir anda düştü. O kadar da aradım bulamadık ya. Yaklaşık olarak bir 3 saat falan aradım ya. Güneşin altında. Bulamadık. Bu pulluğun yerlerine gelince vitesleri düşüyor. Bak pulluğun pullukla sürseydik şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle duralım. Şöyle biraz daha dışarıdan göstereyim size. Bak burayı da göstereyim arkadaşlar. Sürdüğümüz yer bu şekilde. Toprağı karıştırıyoruz. Sürünmeyen yerde bu şekilde. Bayağı sert. Şöyle göstereyim. Ot yumakları falan var. Bunlar hep kesek şeklinde kalkar. Pullukla sürüldüğünde bu hep kesek şeklinde kalkar. Ama goblenin ön bıçakları vurmalı olduğu için şöyle göstereyim. Goblenin ön bıçakları bu şekilde olduğu için burayı hep vurur vurur keser yani. Arka tarafta düzleyip gelir. Arkasına bir de boru takmıştık dedim. Bu da toprağın seviyesini çekip geliyor. Merdane olsa arka tarafta daha güzel olur. Biz merdane siz almıştık. Şurada yol yeri. Yol yerini söktük. Yol yaklaşık olarak bak şurayla şura arasında arkadaşlar. Bu taraf çok yola gelmiyor ama nasıl kesekler kalkmış. Şu ot yumakları böyle tüm tüm kalkar. Şöyle göstereyim. Pullukla sürerseniz bu ot yumağı tüm tüm kalkar. Ama goble ile sürerseniz bu ot yumaklarını goble hep keser. Ot yumaklarını goble keser. Çok daha güzel olur bu şekilde. Sürüme devam edelim. İşte. Burayı mısır ekmeyi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki ekim videolarımız da gelecek. Beklemede kalın arkadaşlar. Çok güzel videolar hazırlayacağım sizlere.
Umarım çok daha güzel yerlere ilerleyeceğiz. Videomuzda çok uzun tutmayayım. Yani yaklaşık olarak 15-16 dakikalar, ideal dakikalar. Şöyle bir dönüşelim kulluk yerlerine. Bu şekilde Goble ile sürdük. Goble ile neden sürdüğümüzü anlattım. İşte bu Goble bu şekilde sorunu ortadan kaldırıyoruz. Buraya bir yağmur yağdığı zaman toprağın altına doğru işler. Toprağın yüzü sert olunca yağmur hızlı yağınca toprağı işlemez. Ama sürünce tavuğuna geldiği için toprak alta doğru işler. Şöyle bir kademe daha hızlandıralım. Burayla hiç işim kalmıyor arkadaşlar manuel viteslerden. Düz 1'e atıyorum. Düz 1'den 4 tane power kademesi var. 4 tane power kademesi arasında geçiş yapıyoruz. Hangi vites nerede düzgün olursa. Hani tallada dyna shift değiş, tallada durma durup vites değiştirme durumu olmuyor. Tallaya indirdiğim zaman şurada 4 tane power kademem var. Bu da bana yetiyor. Orada vitesini seçiyorum. Bazen 3 takviye sürüyorum. Bazen düz 1'de sürüyorum. Power kademelerini ayarlıyoruz burada. Düz 1'i de normal traktöre göre bayağı hızlı da. O şekilde tekrardan şöyle cızımıza gireceğiz. Ve cızımıza doğru girelim. Videomu da burada kapatayım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Umarım çok daha güzel yerlere ilerleyeceğiz. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.